Hepinize Afrika'dan, Zimbabwe'den selamlar. Videoya hoş geldiniz. Ben Anıl. Yaklaşık 9 yıldır dünyayı gezen ve şu anda motosikletle 2 yıllık Afrika yolculuğunun 9. ülkesi Zimbabwe'de olan bir gezginim. Bir önceki ve iki önceki videolarda gördüğünüz üzere ben bir kamp alanına geldim. Çok önemli bir tarihi alanın kenarındaki bir kamp alanında 3 gündür çadırda kalıyordum. Bugün çadırımı topladım, çıkışımı yaptım, paramı ödedim ve motorumu yükledim. Sizinle birlikte Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye doğru çok ilginç bir yolculuk yapmaya hazırlandım. Eğer siz de hazırsanız teaser girsin ve video başlasın. Yola çıktık. Çok mutluyum. 3 gündür burada kaldım. Çok güzel internetleri vardı. Çalıştım. İşlerimi hallettim ve tekrar yola çıkmaya hazırım. Böyle kamp alanlarını seviyorum. Her ne kadar burası biraz alakasız bir yer olsa da yine de güzeldi. Neden alakasız? Çünkü kamp alanında kalmak 10 dolar, odalarda kalmak 120 dolar ve yemekler ortalama 20 dolardı. İşte 25, 28. Yani bir seferinde mesela yedim. 24 dolarlık bir tane yedim. Zor zoruna böyle ulan ucuz bir şey var mı acaba diye düşünürken 16 dolarlık bir makarna vardı. Bir gün makarna yedim öğlen. Sabah kahvaltılarını kendim yaptım hep çünkü 30 dolardı kahvaltı. Bye bye. Thank you so much. Yani fiyat skalası biraz alakasızdı bence ama burada kaldım, yakında doğru düzgün yerleşim de yok falan diyerek biraz kendimi gaza getirip yedim. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle oluyor. Genelde biliyorsunuz diğer videolardan hep böyle esnaf lokantaları, sokak yemekleri buluyorum, yol kenarı yemekçiler buluyorum falan ama arada böyle denk gelmeyince de 20-25 doları veriyorum. Her videonun sonunda ben o konaklamanın, işte o günlerin ne kadar mal olduğunu yazıyorum. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz en sonunda işte konaklama 30 dolar, yemekler 100 küsür dolar diye fiyat yazıyor. Tabii onun sebebi buradaki konaklama fiyat skalasının dengesizliğiydi. Neyse, gayet keyfim yerinde yola çıktık. Başkente doğru gidiyoruz. Şurada şu tepenin üstünde Great Zimbabwe ismindeki o arkeolojik alanın kalıntıları var. Antik bir şehir orası. Yaklaşık 800 yıldır orada duran ve ta buradan Çin'e kadar ticaret yapabilen dev bir ticaret krallığının olduğu yer. Şurası da ana giriş kapısı. Böyle kayalarla yapmışlar. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Böyle drone çekimleriyle falan da muhteşem bir video çıktı ortaya. Beni gerçekten çok etkiledi bu alan. Eminim sizi de bir o kadar etkileyecektir. Bu antik kente giderken ki şehre geldim. Buranın adı Masvingo. Masvingo şehrini şöyle bir göstereyim size. Çünkü Mozambik'in şehirleri çok ilginç. Burası enflasyondan kırılan bir ülke. Aslında her şey inanılmaz pahalı. Yaşam fantastik zor. Ama bir taraftan da çok zengin bir ülke. Afrika'nın en büyük elmas madenlerinden birkaçı burada. Sonra en büyük altın madenlerinden birkaçı burada. En büyük altın rezervlerinden birkaçı burada. Afrika'nın en büyük lityum rezervi burada.
Mozambik'te. Bunun gibi bir çok mineral var. Çıkartılabilecek maden var. Ama ona rağmen böyle bir coşup gürleyip Afrika'nın en gelişmiş, en zengin ülkeleri arasına maalesef girememişler. İşte bunun da belli başlı politik maalesef sebepleri var. Yani şehri o yüzden göstermek istiyorum size. Çünkü şehir ya böylesine yoksul ve zor durumdaki bir ülke için çok gelişmiş. Her şey çok böyle Avrupa'yı standartlara yaklaşmak üzere. Yani önceki videolarda gördüğünüz işte ne bileyim Malawi, Burundi, yani gerçekten fakirlikten artık kırılan ve onların yapacak hiçbir şeyi yok. Para kaynağı olmayan ülkelerle hiç alakası yok. Burası sadece kaynağı çok olup yolsuzluktan dolayı onları işleyemeyen bir ülke. O paraları, o kaynakları doğru düzgün kullanamayan, halk için kullanamayan bir ülke. Yani binalar vesaire çok eski, böyle çok gerçekten yıkık dökük gibi duruyor ama içinde işte dev süpermarketler var. Birçok Avrupa'yı ürünün satıldığı marketler var, işte dükkanlar var. Atıyorum şurada mesela OK diye bir market var. İçi Türkiye'de gördüğünüz en büyük süpermarket kadar büyüktür. Dev yerler, böyle her şey var bir de içinde. Şaşırtıcı olan kısmı o. Yani böyle çok fakir gibi görünüyorlar dışarıdan ama markalara falan ya da ürünlere baktığın zaman her şeyleri var. Hello. Hi boss, how are you? Baba, I'm good. How are you? I'm alright, man. Do you have 95? No, it's a blend. It's blend. Yeah. It is lower. Huh? Lower than 95. No. No 95. Okay, I will buy. Which company has 95? Yes, Baba. No. But blends. All of us with blends. Okay. There's no choice here. Okay, then give it to me. If this is the only option. The cost is 1.55 USD. Yes, and where are you coming from? Turkey. Turkey. Do you know Turkey? Okay. So where Saddam of where? Yeah, 10, 11. Okay, 10 is good. Benzinin fiyatı 1.55 dolar. Bayağı pahalı. Ama işte az önce anlattığım sebeplerden dolayı diğer ülkelerde 1.1-1.2 iken burada 1.55. Baba, thank you. I have a question for you. Sure. What do you like the most about Zimbabwe? Baba. What do you like the most about your country? This kind of is very quiet. Difficult? No taxes, no actually. It's well that our economy is not yet stable, but the country is fine. Yet stable in our economy. You know, like we are using this American dollar and ours. But it's a nice country, as you can see. Yeah, it is safe. Yeah, people are safe. Nice. Very safe. Thank you. Very safe. Do you also use Pula here? Yeah, we use Pula. And in school. I have one last 10 Pula for you. Thank you very much. Thank you. Evet, uzun lafın kısası. Ülke tam böyle
sanki kırılma noktasında gibi yani. Tam kurtardı, kurtaracak. Bir şöyle 3-4 yıl düzgün yöneticileri olsa sanki kurtaracaklar gibi, paçayı sıyıracaklar gibi. Bakalım önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ben buralara tekrar gelirim ya, çok belli. Hem Zimbabwe'ye hem diğer ülkelere ya, gezemediğim çok yer var. Aracım olmadığı için giremediğim bir sürü milli park var. Yüzlerce var neredeyse. Of dayı, sen neye çarptın be? Kötü olmuşsun. O yüzden ben buralara tekrar gelirim. Bakın, kontrollü ateş yakıyorlar. Buradaki otların hepsini yakıyorlar. Başka bir otoban geçişi, yine ücretsiz. Şuradan fıydıracağım. Hello sir. May I go? Thank you. Ya birçok insan Zimbabwe'ye dair tabii hiçbir şey bilmiyor ama Afrika'ya gelen insanların da birçoğu Zimbabwe'nin doğal yaşam ve vahşi yaşam olarak ne kadar zengin bir ülke olduğunu bilmiyor. Bu ülkede 10 tane milli park var ve hepsi çok ciddi sayıda yaban hayatı barındırıyor. Çok fazla hayvan barındırıyor. O Afrika'nın meşhur Big Five'ı vardır. Buffalo, gergedan, fil, leopar ve su aygırı. Hayır, su aygırı değil. Aslan tabii ki ya. Bunlara Big Five deniyor, Afrika'daki görebileceğiniz hayvanlar. Onların hepsini barındırıyor buradaki milli parklar. Yani bu fiyatlardaki çok ciddi değişkenlik, işte asla bir düzene oturmaması, politik olarak yaşanan sıkıntılar falan bu ülkenin kendi reklamını güzelce yapmasına bayağı engel olmuş. Ama Afrika'ya gelirseniz eğer aklınızda bulunsun, Zimbabwe hem görülecek tarihi yerleri olarak hem de milli parklar olarak bayağı dolu bir ülke. Merhaba anneler. Yol kaymak gibi gidiyordu, ne güzel. Ne olduysa bir anda yapım çalışması başladı ve 10 kilometredir falan böyle bütün araçlarla birlikte off-road gidiyoruz. Tozun içinde. Daha da gidecek gibi görünüyor. Yine güzel asfalta bağlandık. O arayı da yine böyle kaymak gibi yapacaklar muhtemelen. Yani bu gelişmeleri görmek beni mutlu ediyor. Çünkü bu ülkedeki insanları çok sevdim. Güvenli olması çok güzel ülkenin. Pahalı olması maalesef, ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O tamamen oy veren insanlar ve politikacılarla alakalı. Ama ülkenin geri kalan her şeyi çok güzel. O yüzden de bu ülkeyle ilgili her türlü gelişme haberi beni mutlu ediyor. Hello. Oh, okay. Thank you. Burada bir yer var. Denizin mutfağı diye. Hem otel hem de restorantmış. Dedim, saat hazır 12.30 oldu, bir girelim öğle yemeği yiyelim. Motorun üstünden de hiç inmedim benzin aldığımdan beri. Şöyle bir düzleşen götümü eski yuvarlaklığına kavuşturmak güzel olacak. Anam. Of. Umarım yemekleri vardır ya, umarım. Bomboş duruyor vallahi, hiç yemeği falan da olmayabilir. Thank you. Thank you. Oh, is it
No, I cannot use it. Okay. I cannot use detergent. Okay, so let me check that. Do you have like a soap, like solid soap? Yeah. You have? May I use it? Dishwash. Yeah, like a soap, hand soap. Okay. Did you understand? What? Did you understand? We have dishwash, the liquid one. No, not liquid, solid one. We don't have the solid one. Okay. Yemekleri varmış. Tavuk ve yine tabii ki sasa, ugali. Ondan istedim. Şöyle hızlı getirdiler. Ve pirinç pilav falan isteyince uzun sürüyor da bu lapa gayet hızlı geliyor. Şunu şöyle dökeyim. Oh, afiyet olsun. Arkamda tavus kuşları var. Şurada dişi var. Bir 3-4 tane dişi var. Orada da bir tane erkek var. Şeyin barın içinde bakın bir göstereyim. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten inanılmaz başyapıt bir hayvan ya bu. Bayılıyorum bu renklere. Dediler ki bize de bir şeyler yok mu? Tavuğun birazını biraz daha o lapanın bir kısmını onlarla paylaştım. Teşekkür ediyorlar. Evet, yola devam ediyoruz. Ve harita 160 kilometreyi 2,5 saat gösteriyor. Neden böyle, yolda neler çıkacak karşımıza? Birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Harita genelde yanılmadı Afrika'da. O yüzden 2,5 saat diyorsa 2,5 saattir. Bakalım görelim. Ya arkadaşlar, yola sağa sola bakarken kutlama yapmayı unuttuk. 20 bin kilometreyi geçmişiz. Hepinizi tebrik ediyorum. Benimle bu yolculuğa ortak olduğunuz için ya. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Yuhuu! 20 bin kilometre oldu ya, inanabiliyor musunuz? Afrika'dayım, 10 aydır Afrika'dayım ve 20 bin kilometredir bu motosikletin üstünde, oradan oraya asfaltta, tozda, toprakta yol yaptım. Vay be! Arkadaşlar iyi ki varsınız, gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize. Benim bu yolculukta hiçbir sponsorum yok, biliyorsunuz ki bütün masrafları kendim karşılıyorum. Kendi cebimden ödüyorum her şeyi ve tek destekçim sizlersiniz. Bu videoları izlemeniz, aşağıya beğeni bırakmanız, yorum bırakmanız falan beni gerçekten yolculukta tek destekleyen şey. Ha, bir de asla unutamayacağım tabii ki katıl butonunun içindeki destekçilerim var. Az ya da çok demeden bana oradan maddi destek veriyorsunuz. Bu da benim için inanılmaz kıymetli. Beni yolda tutan, işte konaklamamı, yemeğimi, benzin paramı, her türlü harcamama destek veren şey bunlar. İyi ki varsınız. Gerçekten minnettarım. Çok sağ olun. Ya burada böyle her yeri çitle çevrili ve kilometreler boyu giden tarlalar var. Bazı yerleri çiftlik gibi böyle hayvan yetiştiriyorlar. Bazı yerleri tarla, bir şeyler ekip dikiyorlar sanki ama bölünme yok. Yani bakın mesela, böyle uçsuz bucaksız, sanki Konya Ovası'ndaki devasa tarlalar gibi görünüyor. Ben Netflix'te bir film izledim. Böyle Zambiya'da işte o 1999-2000'lerde beyaz bütün çiftçileri atıyorlar buradan ve onların topraklarını siyahlara dağıtıyorlar. O esnada buradan kaçmak zorunda olan bir ailenin hayatını anlatan bir film vardı.
Orada anlatıyordu adam, ya diyor biz burada doğduk, burada büyüdük. Biz sadece ekmeği dikmeyi biliriz, çiftçilik yapmayı biliriz. Ne politikayla işimiz vardır, ne başka bir şeyle alakamız vardır. Bizi niye istemiyorsunuz? Biz de bu ülkeye vergi veriyoruz. Biz de bu ülkede doğduk, sizden farkımız yok. Sadece ten rengimiz farklı falan diyorlar. Ama hem politikacılar muhtemelen farklı kirli hesaplar yüzünden, hem de insanlar o fakirliklerini bir şekilde manipüle edilerek suçu beyazlara yıkıyor ve yani fakirliklerin, fakirliğin sebebinin beyazlar olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Ve o nedenle buradaki insanlar da onların üstüne çok gidiyor, işte saldırılar oluyor vesaire derken, bu tarlalar siyah insanların, siyah Zimbabvelilerin eline geçiyor. Ama şu an hala böyle dev boyutta tarlalar mevcut. Bakın mesela burada ya binlerce büyükbaş hayvan var. Işık tersten geliyor, çok görebiliyor musunuz bilmiyorum ama mesela şunlar, soğanlar böyle çuval çuval koymuşlar üst üste. Bunlar muhtemelen buradan tarladan alıp yoldan gelenlere tek tek satmak için burada bekleyen insanlar. Baksanıza hiç bitmiyor. Boylu boyunca gidiyor. Tarlalar da öyle, çitler de öyle. Çift sıra tel var. Öndeki sıra elektrikli tel. Yani o kadar büyük ve o kadar artık herhalde kıymetli ki ciddi elektrikli telle koruyorlar çiftliklerini. Bakın. Vay be. Durdurdular hepimizi. Bir şeyler oluyor. Oraya bir şeyler yapıyorlar. Duman çıkıyor. Go. Thank you. Anlamadım ama başkente 40 kilometre kaldı. Heyecanlıyım. Ne zamandır Zambiya'dan, Lusaka'dan ayrıldığından beri herhalde 20 gün falan oldu. Bir aya yakın. Hiç başkent görmedim. Bakalım Zimbabwe'nin başkenti nasılmış? Yüksek binaları var mı? Gelişmiş bir yer mi? Çok merak ediyorum. Ya bir de şöyle güzel sineması olan yerlere denk gelemiyorum. O beni çok üzüyor. Çünkü işte yok Oppenheimer girdi, yok görevimiz tehlikeye girdi falan. Ya böyle bir sinemaya gidip film izlemek istiyorum. Ama yapamıyorum. Of of, şu benim konfor alanındaki alışkanlıklarım. Uzun süre gezince insan böyle şeyleri istiyor birazcık. Çünkü böyle bir arkadaşlarınla hadi abi çıkalım işte bir şey yap, boş yapalım ya, oturalım kahve içelim, sohbet edelim, hadi bir sinemaya gidelim, hadi bir işte şurada bildiğimiz bir yere, ne bileyim kampa gidelim gibi böyle aktiviteleri çeşitlendirebiliyor olmak inanılmaz büyük bir lüks. Ama burada Afrika'da yapamıyorsun tabi, hep aynı döngünün içindesin. Motor, otel, motor, otel, motor, otel. Ha güzel, evet arada bir böyle farklı şeyler görüyorum ama ne kadar dışarıdan bakılınca eşsiz ya da güzel gelse de ne olursa olsun monotonluğun içine girince o döngüyü kırmak istiyor insan. Yani dünyanın en güzel ve en yakışıklı insanlarıyla evli olanların gidip başka insanlara gönül vermesi de bu yüzden. Yani ne kadar aynı döngünün içindeysen o monotonlukta sıkılıyorsun ister istemez. O yüzden şimdi Harare'de bakacağım. Sinema varsa gideceğim. Bir başka otoban girişi ya da çıkışı bilmiyorum ama şehre giriyoruz artık. O yüzden kalabalık arttı.
Şu tarafa bakınca şehrin en dışında yaşayan insanların hayatlarını görebiliyoruz. Yani gecekondu böyle tek göz evlerin içinde, çatıda bir çinko. Çok üzücü ya. Bu insanlar bunu hak etmiyor ama işte dünyanın birçok yerinde birçok insan şu an yaşadığı hayatı hak etmiyor. Ha gerçi yani neyi seçiyorlarsa sonuçta o önlerine çıkan şey. Ama yine de ilk cumhurbaşkanlarını seçemezlerdi. 2000 yılında yapılan referandumda hayır beyazları göndermeyelim, atmayalım bu ülkeden diye oy çoğunluğu çıkıyor. Ama cumhurbaşkanı yine de gönderiyor bütün beyazları. Ve ondan sonraki o işte tarım krizi, ekonomik kriz, buhran ondan sonra başlıyor burada. Onları seçemiyorlar tabii yani. Üzücü. Merkeze geliyoruz artık. Ve bugün bu videoda bir farklılık yaptım arkadaşlar. Oteller inanılmaz pahalıydı. En ucuzu 55 dolardan başlıyordu. İşte ya yani elle tutulur olsun, Tanzanya'da, Kenya'da kaldığımız gibi böyle geceleyin kerhaneye dönmesin istediğin anda seviye 55'lerden 60'lardan başlıyor. Ne olursa olsun, en ucuzu olsun, otel olsun dediğin zaman da 30'dan başlıyor. Ama onlar gerçekten çok kötü oluyorlar gece. O yüzden bir Airbnb bakayım dedim. Baktım ve bir ev buldum. Bakalım, bir evin içinde bir oda gibi görünüyor şu an için. Nasıl bir yer çıkacağına dair hiçbir fikrim yok ama size burada bir de Airbnb evi göstermiş olayım. Zimbabwe'nin başkenti Harare'de Airbnb'de kalacağız. Oo, bayağı büyük binalar falan var ya. Net One. Bu ne acaba? Telekomünikasyon şirketi gibi. Bu da partinin binası mı? Horoz var üstünde. Bak. Bu adam işte önceki videolarda bahsetmiştim buradaki politik süreçten. Timsah dedikleri bir adam var. Şuradaki yukarıda duran adam. Aşağıda tarım var, binalar var, yapım, işte gelişim vesaire ama tabii hiçbiri gerçekleşmiyor onun döneminde maalesef. Ya ülke ileri gitmiyor belli bir şey ama nasıl manipüle ediyorlarsa insanları, neyi kullanarak gidip gene ülkeyi bu hale sokan adamı seçtiler. Şaka gibi ya. Bugün bütün gün aklımda aynı türkü çaldı. Size de söylemek isterim. Kahpe felek, yok bu çok pes oldu. Kahpe felek, sana ne ettim, ne iledim. Bu da çok diz oldu. Vay, binalara bakın. Buraları bir gezelim bir sonraki videoda arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim bu sokaklarda, bir bakalım neler varmış Harare'de. Kahpe felek, sana ne ettim, ne iledim. Attın gurbet ele parelerimi. Akıbetin beni sılamdan etti. Kestin mümkün mü çarelerimi? Aman aman, dağlar duman geçti zaman, ben aramam. Kestin mümkün mü çarelerimi? Aman aman,
Dağlar duman, ben varamam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, şu kilise katedralmiş. Roman Katolik Kilisesi. İnanılmaz değil mi? Bir bakın. Vay 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 vay. Burayı gezelim, burayı gezelim. Tamam, anlaşıldı. Sıradaki videoda burayı geziyoruz arkadaşlar, bu şehri. Ne kadar güzelmiş ya. İngilizler işte. Dur be dayı. Allah Allah, evler falan ne kadar güzel ya. Şu evin bir yerinde kalacağız ama bakalım neresinde. Bir evin bir odası, gerçekten bir aile yaşıyor burada. Bana böyle bir oda verdiler. Gayet güzel. Banyosu, tuvaleti. Gayet güzel ve yeterli ve burayı $35 tuttum. İnternetleri var, otoparkları var, motoru da park ettim. Şöyle bir evi de bir gösteririm size şimdi, küçük. Sonra da çıkalım, güzel bir yemek yiyelim ve öyle bitirelim bu videoyu. Şöyle bir ev. Burada muhtemelen oturup çalışacağım güzel güzel. Burada da kocaman bir televizyon var. Amerikan dövüşü falan izleniyor. Yukarıda babaanne var bir tane. Daha evde kimler var bilmiyorum ama herhalde evin kızı şu, bana burayı kiralayan Tekler ismi. Üniversiteden mezun olmuş. Mezuniyet fotoğrafı var. Hadi çıkalım yemeğe. İstediğim restorana geldim ama tadilat sürecindeyiz, kapalıyız diyor. Hava da zaten kararmak üzere. Etrafta daha fazla yer aramaktansa dedim ki şurada bir market var. Markete gideyim. Bildiğiniz üzere hazır yemekler satıyorlar burada. Çok lezzetli, güzel yemekler. Onlardan alayım, varsa eğer eve gidip evde yiyeyim. Ne yapacaksın? Her zaman hayal ettiğin gibi olmuyor. Afrika burası işte. Olmayabiliyor. A bit of spaghetti. Markete gittim. Makarna aldım. Şöyle bir mısır vardı. Kızartma mı bu mısır dedim. Dedi ki peanut butter'la şeyle, yer fıstığı ezmesiyle birlikte karıştırıp pişiriyoruz dedi. Bayağı şaşırdım. Denemek için aldım. Balık aldım ve yanına söğüş aldım ya. Şu güzelliğe bir bakın ya. Domates, salatalık, soğan. Bir insanı nasıl bu kadar mutlu edebilir? Ediyor. Aşırı özlüyorum çünkü. Şimdi ben bu yemeği yiyeceğim. Evdeyim. Güvendeyim. O çok güzel oldu. Böyle başkentlerde işler karışabiliyor çünkü birazcık. Böyle 7.30-8 gibi falan dışarıda olmak hiç akıllıca değil. Hava 6'da kararıyor çünkü ve bütün kötülükler, iblisler de ufak ufak uyanıp kol gezmeye başlıyor şehirde. O yüzden evde olmak çok mantıklıydı. Ben şimdi yemeğimin tadını çıkarıyorum. Soğanımın, domatesimin tadını çıkarıyorum. Ve bir sonraki videoda Harare'de sizinle birlikte görüşüyoruz arkadaşlar. Bu şehri bir gezelim. Çok güzel bir katedral görmüştük gelirken. Çok güzel müzeleri varmış. Oraları birazcık gezelim. Bir bakalım Zimbabwe'nin başkentinde neler var. Sonra da zaten artık Mozambik'e doğru yola çıkacağız. Ben bugün sabah Mozambik vizesine başvurdum ve 4. kez başvurdum. 3 kez reddettiler. Çünkü dönüş bileti istiyorlar. Ben karadan geleceğim. Motorla geliyorum, işte oradan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçeceğim diyorum. Yine de anlatamadım bir şekilde. 4. kez başvurdum. Yine reddedilirse vizesiz şekilde kapıya gidip orada çözmeye çalışacağım. İlginç bir macera olacak. Bakalım, birlikte göreceğiz.
videoya beğeni bıraktıysanız eğer teşekkür ederim. Yorum da bırakmanızı rica ederim. Eğer bu videoyla beni yeni tanıdıysanız kanala abone olmanız sizin için çok iyi olur. Bundan sonraki Afrika yolculuklarını kaçırmamış olursunuz. Hepinize tekrardan buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bu yer fıstığı ezmeli mısır çok kötü. Bayağı kötü. Bir de çok çok aldım ya. Bitireceğiz şimdi mecbur ama. Hiç hayalimdeki gibi değil. Ne tadı var, ne tuzu var, ne bu ayrı bir aroması var. Saçma olmuş. Keşke yapmasalarmış.